Vardı Kadıköy'de aklıma geldi. Çünkü Kadıköy'de iskeleye yakın bir yerde oturuyorum bir kafede. Ondan sonra geldi bir hanım, Kadıköy'lü bir Cumhuriyet ablamız. Aşağılamak istemiyorum yani. Öyle, çünkü öyle konuşa konuşa öyle anlı bağıra bağıra geliyor. Rozet satıyor. Yani rozet satıyor. Rozette bir tane küçük rozet atıyor 100 lira falan. Atatürk rozetleri satıyor falan. Zaten Dedim ben öyle almayacağım. 2005'te kitap Ama çakıldığına göre bunlar yüzü verirler falan filan diyor herhalde, tahmin efendi ediyorum. işte bunu biliyorsunuz, Türkiye'nin kurtulması dedim ya, ben bu rozet alınca ülkem kurt yani buraya mı düştü dedim o halde. Ne demek istiyorum? Bir tartışma yaşamıştım yıllar önce. Yani o da ondan kazanıyor. Ama oraya gelince mecbur rozeti görünce ya istismar böyle bir şey. Abi Ya bırak. dilenci bile istismar ediyor diyor. Ya Hakikaten ya. Yani onu aklıma o yazık geldi. günah. Vallahi CHP Bir seçmeni şey için söyleyeyim mi? üzülüyoruz yani. Bir söyleyeyim mi? Çok Mizahi bir üzülüyoruz. tarzda ele alınmış. Fakat sevgili dostlar, ya programın tekrarını izleyin. Kaydedin. Cebinize koy. Özellikle belli bir kesimden söz ediyorum. Bazı arkadaş dostlar da var bu işin içerisinde. Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni yapılan haksızlık falan filan diyor. Ama Mehmet Boraz kardeşime buradan sesleniyorum. Bu kardeşim de yıllar boyunca CHP'li olmak zor zanaat diye en son tekrar toparladım ben eski yazılarımı. Hakikaten zor zanaat CHP'li olmak. Bunlara katlanmak zorunda kalıyorsun. İnsanların tarafları, ideolojik bir çizgileri, dünya görüşü vardır, sağdır, soldur falan filan. Bu başka mesele. Ama bizim anlattıklarımızda, hatta bugün de bu cümleyi kurdum. Dedim ki, bak asla yalan söylemedik. Eğer bir şey söyleyip de yanlış çıkmışsa yanıltılmışızdır, düzelttik. Ama biz ondan vazgeçtik, öyle bir şey yapmadık. Yanlış da anlatmadık. Doğru. Net, biraz önce söylediğim gibi Kılıçdaroğlu ifadelerini ben tekrarlarken hep onun sadece bir herhangi bir makaleden veyahut da bir gazete kupüründen bir cümlesini almadım. Hep dinledim. Öyle yazıp kaleme aldım. Bu adam böyle bir adam. İmamoğlu'nun bu söyledikleri ve yaptıkları gösterdik. Adamlar ne olacağını aslında ortaya koymuş. Yani Cumhuriyet Halk Partisi seçmenine buradan tekrar sesleneyim. Ne yapabileceğini siz de biliyorsunuz aslında. Bilinçaltında. Onlar söz verecekler ve hiçbir şey yapmayacaklar. Evet. İzmir'i yönettiğimiz gibi Türkiye yöneteceğiz dedi bu adam. Şaka gibi. Ve İstanbul'da o şekilde yönetti ve geldiğimiz halimiz de bu. Eğer Türkiye yönetmeye kalkarsa ne hale gelebileceğinizi düşünün. Aynen öyle.